Misafir kabul eder misin bizi Uğur Bey? Ederim tabii ki başkanım. Tabii ki. İnşallah güle güle burada oturursun sağlıklı bir şekilde. Öz babası ve üvey annesi tarafından 2 ay önce evden kovulan ve sokaklarda yatmak zorunda kalan Samsunlu Uğur Atik'in durumuna ilk adım belediye başkanı Erdoğan Tok duyarsız kalmadı. Gerçekten içimiz yandı. Kim olursa olsun bir kişinin sokakta dışarıdaki ortamlarda kalması tabii kabul edilir bir durum değil. Babam sahip çıkmadı ama başkanım sağ olsun sahip çıktı bana. Gaddar Özbaba ve üvey annesi tarafından evden kovulan Uğur Atik'in dramını Show Haber ve Haber 55 tüm Türkiye'ye böyle duyurmuştu. Ne üvey annem istiyor beni ne de öz annem. Kimseyi getirme demedi mi şu kapıya? Böyle uyuyor. Belki bunun altınları var, belki altınlarını alıp gidecek Tokatburuk'ta. Belki paramız var, onu alıp gidecek. Oğlunuz mu? Evet. Yani sizin oğlunuz. Ben de cici annesiyim. Nasıl efendim? Üvey annesiyim. Şimdi siz evinizde sıcakta oturuyorsunuz. Oğlunuz hata... Bunun parasından değil, kendi paramla yaptım. Başınızı akşam yastığa koyarken huzurlu bir şekilde yatıyor musunuz? Yatarım, niye yatmayayım? Çünkü para esas evlat yaparsa... canın sıkılır derim oğlum, gel oğlum derim. Doğru mu? Sağlıklı değil. Bugün ne yapacağım belli. Ben yarın gene yapacağım. Azlık bugün ne yapacağı belli olur mu bana bunun? Babası gidiyor. Belki bunun altınları var. Belki altınlarını alıp gidecek Tokatburuk'ta. Belki paramız var, onu alıp gidecek. Ama evlat ya. Allah'ım ya, ya. Ben ne yapayım ya? Hani ne diyor bu? Tamam hadi geç. Bir şey söylemek ister misin? Bir şey söyleyeyim. Engelli olsun. Bakmak zorunda değilim ki 22 yaşında çocuğa. Siz engellisiniz. Size bakmak zorunda mı beyefendi? Ama ben onun eşiyim. Bakmak zorunda. İster al ister alma ama hakkını helal et. Ben sana hakkımı helal ediyorum. Binlerce insan Uğur'un bu dramına duyarsız kalmamış, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla herkesi Uğur'a yardımcı olmaya davet etmişti. Senin bir ihtiyacın olduğunda gruptaki 8000 kardeşimiz gerek sabah otobüsüne biner gerek akşam uçağına biner Samsun'a gelir, senin ihtiyacını biz her türlü şekilde karşılarız. Özbaba ve üvey anne tarafından eve alınmayan Uğur Atik ilk adım belediyesi sayesinde insanca bu evde yaşayacak. Ortamı, bu evi kendisi için kiraladık eşyalı bir şekilde. Sıcak bir ortam, temiz bir ortam. İnşallah o sokaklardan da kurtarmış olduk. Nasıl, beğendin mi? Beğendim. Allah razı olsun. Sokaklardan iyi burası. Sokaklar çok tehlikeli. İşte. Dolabın da var burada her şey. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Hayırlı olsun bakalım işte. O benim artık babam gibi. Babam gibi demeyeyim de manevi babam. Artık sıcak bir ortamım var inşallah. Allah razı olsun tamam başkanım. Böyle. İlk adım belediye başkanı Erdoğan Tok, Uğur artık bizim evladımız. Onun için ne gerekiyorsa yapılacaktır dedi. Tabii biz onun halini görünce bir de ailesinin bakışını ve ailesinin annesinin özellikle söylemleri bizleri gerçekten çok üzdü ve çok içimizi acıttı. Ki sokaktaki hali zaten biz zaten buna duyar duymaz çok rahatsız olduk, uykularımız kaçtı. Biz her zaman bu çocuğumuzun yanında olacağız inşallah, destekçisi olacağız. Evet, bu anahtar artık senin. Ve kendi evine girmek kadar güzel bir duyguyu yaşayacaksın inşallah. Sağ olun, Allah razı tamam olsun. Tamam mı? Hadi bakalım, hayırlı olsun inşallah. Canım. Evlenene kadar inşallah, evlendirene kadar da yanında olacağız. Evlendikten sonra da yanında olacağız. Sen yeter ki rahat ol, huzurlu ol, mutlu ol. Seni böyle gördük, mutlu olduk inanın. Başkan Tok, Uğur Atik'e bir an önce evlenmesi için çağrıda bulunarak evlendirme sözünü de verdi. İnşallah bu ara bir nasibin de çıkar. Sen de bulursun inşallah sana uygun birini. Biz yanındayız, seni evlendiririz. Çünkü şey müsait, ev müsait. Ha? Buraya gelin getirebiliriz ha Uğur. Allah olur değil mi? Güzel. Odalarımız müsait. Mutfağımız, salonumuz, yatak odalarımız hepsi var Allah'ın izniyle inşallah.